Hak yolunda hizmet vazife, hak yolunda bin bir belaya maruz kalma o yolun cilvesidir. 50.000 defa eleneceksiniz. Elmas kömürden ayrılacak. Hamlar hasardan ayrılacak. Elif lam mim hasiben nas en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. Size esrarengiz bir şey anlatacak, sırlı bir şey anlatacak. Onun için işin kapısını şifreyle açıyor. Elif lam mim. Bak dikkat edin. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُ اَنْ يَقُولَ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İmtihana tabi tutulmadan iman ettik demekle salıverileceklerini mi zannediyorlar onlar? İman ettik, amel ettik, namaz kıldık, sonra fitneye maruz kalmayacaklar. Sonra ehli dalaletten ve ehli küfürden tazik görmeyecekler. Sonra tarasuda tabi tutulmayacaklar. Sonra bir şakinin takip edilmesi gibi sokak ve sokak takip edilmeyecekler. Sonra konuşmaları bantlara alınmayacak. Sonra davranışları kendilerince hesaba çekilmek üzere bir deftere kaydedilmeyecek. Sonra onlar için şu makamda, şu makamda, şu makamda dosyalar tutulmayacak. Adi insanlar muamelesine tabi tutulmayacaklar. Kendi yurtlarında ve vatanlarında parya gibi yaşamaya maruz bırakılmayacaklar. Mümkün değil. Allah başka bir yerde kasemle anlatıyor. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Size kasemle teminat veririm ki sizden evvelkiler de böyle iftila ettim. Onları da imtihana tabi tuttum. Ta kendi aralarında, kendi görüşleri altında, kendi idrak ve şuurlarının ışığı altında, taifler altında sadıklar mı değiller mi ortaya çıksın diye. Sadık, sadık olmayandan ayrılacak. Sadık münafıktan ayrılacak. Vefalı vefasızdan ayrılacak. Onun için hizmet bir esas terk edemeyiz. Bela ve musibetlere maruz kalma, sarsılma ilk planda, bu da bir cilvedir. Bundan da kurtulmamız mümkün değildir. Zaten Rabbimizin bu yüce davasını sadece temizler, nezihler, paklar.